Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. İsviçre'nin Cenevre kentinden sizlere sesleniyorum. Şu an içinde bulunduğumuz fuar eBase olarak adlandırılan Avrupa'daki iş adamlarının kullandığı özel uçaklar, helikopterlerin, bu sisteme hizmet veren bakımdan motor imalatçılarına, yer operasyonlarını yapan şirketlerden parça üretene kadar çok sayıda şirketin bir araya geldiği çok özel bir fuarla beraberiz. Bugün tabii ki biraz zenginliğin sınırlarını görmek üzere apronla dizilmiş özel uçakların yanından geçiyoruz. Burası Cenevre Havalimanı'nın apronunda hemen oluşturulmuş. Bir yandan da Cenevre Havalimanı'nın hava trafiği bizlere eşlik ediyor. Bu fuarı hatırlayacaksınız, geçen yıl çeviriciler basmıştı ve onların iddiası işletlerinin atmosfere çok ciddi zarar verdiği yönünde buraya da eylem yapmışlardı. Bazı uçakları boyamışlardı. Bu gelişmeler üzerine bu yıl özellikle bazı Amerikalı imalatçılar, Gulfstream, Kanadalı imalatçılar, Bombardier fuara iki büyük şirket katılmamış durumda. Daha doğrusu burada da meydan aynı zamanda Fransız imalatçı Rafale uçaklarından hatırlayacaksınız Dassault'a ve başka bir Amerikalı üretici Textron'a, içinde hem Cessna hem Beechcraft uçakları var. Biraz da onlara kalmış durumda pazar. Şimdi pandemi genel havacılık olarak adlandırılan bu sektöre çok farklı bir etki oluşturdu. İş adamları havayolu şirketlerinin yere inmesiyle uçuşlarını yapamadı ve bir anda son dönem özellikle iş jetlerine çok yüksek bir talep oluşmuş durumda. Bu talebi de buradaki işlerden veya Türk şirketlerle konuştuğumuzda anlıyoruz. Ama bir yandan sektör büyürken diğer yandan da çeviricilerin etkisi bu yıl katılımı 400 şirketten 200 şirkete kadar %50 civarında indirmiş durumda. Artık şirketler yeni pazarlama metotları arıyorlar çünkü fuarlar gerçekten çok pahalı. İsterseniz turumuza şöyle bir statik alanda başlayalım. İşletlerini görelim, neler var neler yok. Her bütçeye göre diyoruz ama tabii ki en ucuzu bile bizleri kat kat açıyor. En azından bir bakalım neler var burada, neler yok. Çünkü bir anlamda bu işletleri farklı alanlarda, işte bir bakıyorsunuz Türkiye'nin devam ettirilen örneğin Havasoj gibi askeri anlamda da kullanılmakta. Gelin şöyle bir birlikte tur atalım. Fransız Dassault rakipleri Gulfstream ve Bombardier'in eBase'e katılmamasıyla birlikte burada tek tabanca olmuş durumda. Yeni tasarlanmış kabin tasarımına sahip yeni bir gövdeyle ortaya çıkmış, görüyorsunuz Falcon 6X modeli burada sergileniyor. Ailenin diğer üyeleri 8X ve 2000 LXS modelleri de eBase'te yeni müşteriler bekliyor. Şimdi 6X yepyeni bir uçak. Dassault bir yandan teslimatlara başladı. Türkiye'deki ilk kullanıcı Koç Holding olacak. Muhtemel Temmuz ayı içerisinde bu 6X'in ilkini Koç Holding teslim alacak. Onu 2025'in Şubat ayında da Limak grubu izleyecek. Falcon kullanıcılarının arasında uzun yıllardır Doğan grubu var, Doğan Air. Doğan Air da 4. Falcon 2000 serisi uçağını teslim alıyor. Eskisini satıyor, yenisini alıyor. Yani uçaklarını yeniliyor. O da bir öncekiler gibi Falcon 2000 LX veya 2000 ailesinin son üyelerinden LX olacak. Doğan grubu da bu uçaktan yaklaşık 20 yılı aşkın süredir kullandığında belirtmemde fayda var. Honda'yı otomobilleriyle tanıyoruz ama onlar da artık uzun yıllardır havacılık sektöründeler. İş jeti pazarına koydukları bu kanatları, motorları kanadın üzerindeki konsept kısa zamanda ilgi çekti. Kanadın aslında üzerine motor konulması yüksek verimliliği yakalamayı hedefliyor. Yakıt tasarrufu ve performans açısından bunu yakaladılar. Ama burada bir problem ortaya çıktı. Motorların kanat üzerinde olması özellikle inişlerde yan rüzgar oluştuğu zaman bu uçağı piste tutabilmek kolay değil, tecrübe gerektiriyor. Ne yazık ki bu durumdan dolayı da Honda jetlerde arka arkaya kazalar meydana geldi ve pistten dışarı çıkma, kayma, toprağa çıkma gibi uçakta hasarlanmalar meydana geldi. Honda halen bu olaylar üzerine çalışıyor. Bir yandan da pazarlama faaliyetlerini sürdürüyor. Amaç konulacak yazılımlarla, biraz tasarımda yapılacak değişikliklerle bu sorunun önüne geçebilmek.
Son yıllarda Türkiye'de iş yeti sayısında hızlı bir artış var. Genel havacılık olarak da siz bu sektörün en eski oyuncusunuz. Şu an hangi tür hizmetler veriyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Biz genel havacılık olarak turnkey solution dediğimiz A'dan Z'ye tüm hizmetleri vermeye kabiliyeti olan firmayız. Hem lisans anlamında bakım lisansımız var, işletme lisansımız var. İki havalimanında yerleşik 8 adet hangarımız var. Atatürk Havalimanı'nda 3. hangarımızı aldık. A'dan Z'ye tüm hizmetleri vermeye kabiliyeti bir firmayız. Çok iyi yerleşik, iyi bir operasyon ekibimiz var. Dolayısıyla özellikle Covid'den sonra artan taleplere genel havacılık olarak düzgün bir hizmet vererek devam ediyoruz. eBay'deyiz, İsviçre'deyiz. Maalesef her sene küçülerek devam ediyor. Ana oyuncuların, özellikle ana üreticilerin bu sene çok daha az olması. Bombardier bu sene yok mesela. Gulfstream, Walk Around tabir ettiğimiz insanları bile göndermiyor. Ama buraya gelip bu fuarda yer almak bizim için çok fazla önem arz ediyor. İtalyan helikopter devi Leonardo eBay'de yeni modelini tanıttı ve bu modelde de tek motorlu. Bu model aslında İsviçre'li bir şirketle birlikte ortak satın alınan o projenin devamı. Leonardo, arkamda görmüş olduğunuz projeyle birlikte o eski adı Agusto'ya tekrar bir geri dönüş yaptı. Bu helikopter tek motorlu, hafif sınıfta bir helikopter. Tek pilotla uçabiliyor ve arkasında 3 yolcu kapasiteli, bir yolcu da pilotun yanına oturuyor. Toplam 4 yolcuyu VIP olarak kaldırıyor. Halen uçuş testleri devam ediyor ve Leonardo kendi helikopter ailesinde Koalalar'ın bir altına bu modeli yerleştirecek. Koalalarla ilgili de şu bilgiyi vermek istiyorum. Biliyorsunuz Türk Kara Kuvvetleri eğitim helikopteri konusunda önemli bir adım attı ve eğitim helikopterlerini Koalaların askeri modelini satın alarak şu an Isparta'da yeni bir organizasyona gitmiş durumda. Bu helikopter de muhtemel sivil pazardan sonra da askeri anlamda da yeni müşteriler bulacak gibi duruyor. Bazı iş adamları da büyük uçaklar seviyor. İşte gördüğünüz Boeing 737'nin Max serisi. Max serisinin kabini burada özel bir iş jeti haline getirilmiş durumda. Genellikle bu tür konseptleri kalabalık seyahat eden iş adamları, yani şirket uçuşlarında tercih ediyorlar. Örneğin burada uçağın ön bölümünde özel bir alan oluşturulmuş, dinlenme alanı. Hemen arkasında bir toplantı salonu var ve daha sonra da kabin ayrılmış. En arkada da bir yatak odası oluşturulmuş durumda. Bu tür uçakların normal iş jetlerine göre dezavantajları biraz daha alçak irtifadan uçmaları. Kabin irtifaları yaklaşık yolcu uçaklarında 8000 feet civarında. Onun dışında geniş alan, konfor diğer iş jetlerinin avantajları arasında oluyor. Bir de tabii ki bazı iş adamları da bakım ve operasyon idamesi açısından bu tür normalde yolcu uçağı konseptinden iş jetine geçirilmiş bu tür uçakları tercih ediyorlar. Tek kişilik jetler veya çok yüksek performanslı uçaklar genellikle bir pilota sertifikalı ve bunları da uçağın çoğunlukla da sahipleri uçuruyor. Ama acil bir durum gelişti. Örneğin herhangi bir acil durumda bir arıza oldu veya herhangi bir şekilde bir sağlık problemi oldu. O pilot devre dışı kaldı. İçerideki yolcular neler yapacak? Öyle tabii askeri savaş uçaklarındaki gibi fırlatma koltuğunu kullan, paraşütle atla gibi bu uçaklarda yok. İşte bu tür durumlarda uçakta otolent olarak adlandırılan burada bir düğme var ve Garmin tarafından geliştirilen bu teknoloji yavaş yavaş ufak iş jetlerine de uygulanmaya başlandı. Burada uçak gerekli bilgileri hava trafik kontrolörlerine iletip arkasından bu uçağın inebileceği uygun özelliklerine sahip en yakın meydana planlamasını yapıyor, alçalıyor ve inişini gerçekleştiriyor. Bugün nasıl insansız hava araçlarında bu sistemler otonom olarak hareket ediyorsa yavaş yavaş işte gördüğünüz bu Garmin'in bu sistemi birkaç yıldır üzerinde çalışılıyor. Yavaş yavaş önce genel havacılığa girecek, arkasından da benzer bir sistem belki yolcu uçaklarında olacak diye düşünüyorum. Ama tabii biz yolcuların da yaklaşımı çok önemli. Böyle bir psikolojiyle böyle bir uçak içerisinde uçar mısınız? Vallahi henüz daha o konu benim bile aklımda tam kesinleşmiş değil. Belki kargo uçaklarına uygulanabilir ama bu gördüğünüz sistem aslında havacılığın
geleceğini ortaya koyuyor. İş adamlarına çevre konusunda çok ciddi bir tepki var. Niye? Uçtukları uçaklarla gökyüzünü kirletiliyor. Hatta hatırlayacaksınız, geçen yıl bu fuara Greenpeace ve diğer çevre örgütleri gelerek bir protesto gösterisi yapmışlardı. Bu yıl eBay'se baktığımız zaman çevreci faktörler ön planda olduğunu görüyoruz. İşte bunlardan bir tanesi arkamda görmüş olduğunuz lilyum tasarımı. Alman devletinin çok büyük bir desteğiyle özellikle şehir içinde uçacak, çok daha az çevreyi kirleten farklı farklı tasarımlardan bir tanesi de bu gördüğünüz lilyum. Lilyum da burada 4 kişilik kabin tasarımıyla iş adamlarına tanıtılıyor. Bu tabii eVTOL olarak adlandırılan elektrikli motorlu yeni nesil sistemlere sahip hava araçları çok büyük ilgi görüyor. Ama bir de gerçekler var. Gerçekler şu ki aslında elektrikle birlikte batarya teknolojisi henüz havacılık araçları için çok büyük yüklerin kaldırılmasına veya istenilen menzile gidilmesine henüz pek uygun değil. Ağırlıklı olarak daha büyük konseptlerde örneğin hidrojen motorlar ön plana çıkıyor. Ama görülen o ki elektrik sistemleriyle uçmak için daha da beklememiz gerekiyor. Bu tabii ki teknolojik yatırımın yapılmasına bir engel değil. Daha fazla teknolojik yatırımların yapılması ve bu konuların araştırılması gerekmekte. Lilyum'dan sonra anlattığım gibi hidrojen gücü çok çok ön plana çıkmakta ve Beyond Aero şirketi, Fransız bir şirket, onlar da hidrojenin elektrik gücüne çevrilmesi ve arkasından bu gördüğünüz motora aktarılması için çalışmalarını tamamlamış durumlar. Bu gördüğünüz ultralight tipi hafif uçak test amaçlı olarak ilk insanlı uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Şimdi amaç hidrojenden oluşan bu gücün daha büyük uçaklara doğru kullanılması. Fransızlar havacılık mühendisliği dalında oldukça iyiler. Bu teknolojiyi aktarmak ve geleceğin motorlarına bir alternatif oluşturmak istiyorlar. Benzer bir tartışmayı aslında otomobillerde de yaşıyoruz. Elektrikli mi, benzinli mi, hibrit sistemler mi veya geleceği hidrojende gören otomobil imalatçıları var. Bu tartışma açıkçası otomobilden sonra havacılık sektörüne de yansımış durumda. Arkamda görmüş olduğunuz uçak P180 Avanti, İtalyanların aslında gökyüzünün Ferrarisi desek yalan olmaz. Motorları terse bakıyor. Gördüğünüz gibi PT6 serisi turboproplar arkaya doğru bakıyor. Normalde önde olur motorlar. Farklı bir tasarım. Aerodinamik olarak bu ince ve özel çizgi iş uçakları arasında, özel uçaklar arasında P180'in oldukça farklı ve estetik bir yeri var. Eskiden uçaklarda bu arkamda görmüş olduğunuz winglet pek kullanılmazdı. Ama iş öyle bir yere geldi ki performanstaki o minicik %1'lik ikilik faktör bile yakıt tasarrufunda veya uçağın performansında arttırmasında önemli bir artı değer koyuyorsa imalatçılar tabiri caizse bu durumu hiç affetmiyorlar ve bu arkamda görmüş olduğunuz wingleti koyuyorlar. Yolcu uçaklarında Airbus A320 Neo'larda var. 737'ler zaten uzun yıllardır bu kıvrık kanat uçlarını kullanıyorlar. Kanat üzerindeki kullanım alanını arttırırken uçağın daha kısa kalkmasını, havada da yakıt sarfiyatını bu aerodinamik yani havanın akışını düzelten bu kanatçıklar etkilemekte. Artık İtalyan üretici P180 Avanti'de de Piaggio bu gördüğünüz kıvrık kanat uçlarını koymuş durumda. Bu da uçağın performansını olumlu anlamda etkiliyor. Ülkemizde pek fazla popüler değil ama tek kişilik jetler giderek dünyada yer buluyor. Cirrus uçakları, paraşütlü uçak olarak piyasa bunları tanıyor. Pervane uçakları yapıyordu. Vision Jet'le birlikte jet tasarımına girdi. Görüyorsunuz gövde üzerindeki havaalanından çalışan tek motorlu bir iş jeti. Fiyatları da diğer iş jetlerine göre oldukça uygun. Önemli olan burada tek pilot tarafından kullanılması ve bu uçaklar da Amerika'da kendi pazarını oluşturmuş durumda.